أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا وَصَلِّ اللّٰهُمَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَاَتْبَاعِهِ اَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Amin. Muhakemat, üçüncü makale, delili ihtira. Önemli delillerden bir tanesi. Yalnız aklıma ilk gelen konu, aman bu ne delili? Allah'ın varlığını ispat etme delili diye anlamıyoruz. Allah'ın varlığını ispat etme diye söylenir ama böyle bir şey olmaz. Var olması lazım geldiğine dair müşahede ettiğimiz şu alemde olup bitenlerin şahitliği altında bir sonuca ulaştırmak için muhakemeyi düzene almaktır. Bu delil dediğimiz olay. Gerçekten insanın sorduğu soru, kendi hayat, herkesin kendi hayatında, kendi dünyasında yaşadığı bir konu bu. Bu alem nasıl oldu da var oldu sorusunun cevabını araştırırken insanın bu alemi nasıl kullanacağına dair bir yol gösterme. Nasıl değerlendireceksin, nasıl muhakeme edeceksin, bir de şu yönüne bak, bir de bu yönüne bak tarzında bir insana rehberlik yapan, muhakeme eğitimi yapan bir yol. Bir usul, yoksa alıp getirip Allah'ı gözümüzün önüne koyacak öyle bir şey zaten Allah tanımıyla çelişir. Bunu beklemiyoruz. Aklıma gelmişken paylaşıvereyim dedim. Çünkü genellikle Allah'ın varlığının ispatı falan diye sözler söyleriz. Yani hepimizin ağzından çıkar, literatürde kullanılır. Dikkat etmemiz lazım. Ne demek istediğimizi açıklamamız lazım. Bu mevzuda bir giriş yapayım dedim. Şimdi telvih alt başlıklı bölüme gelmişiz. Oradan başlayalım. Telvih demek böyle kinayeli bir söz. Yani direkt söylemiyor ama çünkü direkt söylemesi için çok uzun konuşması lazım. Üstü kapalı bir şekilde bu ima ederek konuşma. Kinayeli bir şekilde konuşma demek. Yani biz burada bir cümle okuyacağız. O cümle aslında neyi ifade ediyor diye de arkasından kendimiz muhakeme edeceğiz, soracağız. Ya bu nereye delalet ediyor diyor. Yani birazcık dikkat gerekiyor. Tekrar söyleyeyim, bu gibi konuların tartışıldığı bir ortamda başka hiçbir şeyle uğraşılmaz. Yani şu anda iyi, güzel de bir taraftan kahvaltı yapayım, bir taraftan da bunu dinleyeyim. Dinliyorum canım, hani duyuyorum. Böyle olmaz. Yani böyle ciddi olmamız lazım. Bu şekilde bir tavırla dinlediğimizde anladım ben hepsini dediniz ama gerçekten hadi bakayım ikinci bir konu geldiğinde dünyanızda işlemez. Yani ona Türkçe'de biraz şu anda tamamen muhakeme esaslı konuştuğumuz için pek muhakeme esasına dayanmıyor ama şu söyleyeceğim söz. Fakat yine bir şey ifade eder size. Ruhunuza işlemez, ruhumuza işlemez. Elimize kitabımızı alacağız, kalemimize, silgimizi alacağız, not kağıdımızı alacağız. Burada bu söylendi,
Onun karşısında biz ne yapacağız? Ne yapacağız? Bir arkadaş suçlu yakalandığını söylüyor da. Yani sevdiğim bir arkadaş, aramızda o muhabbeti yapabileceğimiz kadar yakın hissettiğim bir arkadaş. Bir gülücükle beraber suçüstü yakaladım beni diyor. Yani önemli değil. Biz arkadaşız, insanız, hepimizin takıntıları var, eksikleri var vesaire vesaire. Yani birbirimizi anlayışla karşılayacağımızı kesin iddi. Bir de hatırlatmak gerekiyor. Gerçekten böyle mevzular kitap önünde olmadan olmaz. Böyle çoluk çocuk bir taraftan oynayacak, bir taraftan gürültüler gelecek. Sen de bir taraftan canım hani nasıl olsa kimse görmüyor ya. Dinleyelim işte. Bu hiç çoktan iyidir gibi olursa olmaz. Her neyse. Harekatı okuyorum. Ciddiyet, gerçekten imani mevzulara en azından dünyevi bir işimiz kadar ciddi olmamız lazım. Dünyadaki bir işimiz için yani şöyle bir teşbih yapayım da. Ya genç, yeni üniversiteyi bitirmiş, diplomasını almış, iş için müracaat ediyor ve önemli bir şirketten de gel görüşelim diye ne derler? Interview, görüşme mi derler? Onu artık bir arkadaş söyleyiverse, Türkçe'de ne denir o interview yapmaya? Mülakata çağrıldınız. Mülakat diyor. Şimdi hala mülakat diyorlar mı? Bilmiyordum. Bir kelime uydurmadılar mı ona? Tembeller demek ki. Mülakata çağrıldınız. Kaç yerde mülakat nasıl yapılır, usul nasıl falan diye araştırmalar yapar, sorarsınız, incelersiniz bu gideceğim şirketin veya artık işveren olan kişinin veya şirketin, genellikle şirketler için söz konusu. Çok önemli, siz işe almak istiyorsunuz. Ne yaparsınız? Hassasiyetleri nedir? Beklentileri nedir? İncelersiniz, kendinize bir çeki düzen verirsiniz. Tıraş olursunuz. Efendim, nasıl bir dil kullanacağınıza dair eğitimler yaparsınız. Şu kelimeleri kullanmam lazım diye. Sonra gelebilecek olan soruları tahmin ederiz. Yani bana şunu sorarlar, benden şunu isterler falan. Ben de şöyle cevap vermem lazım, böyle cevap verirsem şirketin amaçlarına uygun olur diye hazırlıklar yaparız, değil mi? Yani böyle bir mülakat için yapacağımız hazırlık normal, doğrudur, insanidir. Aman efendim dünyaya çok fazla önem veriyorsun anlamında değil. Ama büyük mülakat için en azından bir işe gireceğim, 2 yıl, 3 yıl sonra belki değiştireceğim. Yani geçici bir şey de olabilir. Gen geçici olmasa bile, hayat boyu da çalışsan bile, çalışırsın 25-30 sene sonra da seni işten atar. Ya emekli olursun, çıkar gidersin işte, o kadar. Olan bir mülakat için ne kadar ciddi hazırlanırız? Hatta mülakat konusunda rehberlik yapan birçok şimdi online web sayfaları var. O siteler var. O sitelerden eğitim alırsınız, sorar, soruşturursunuz. Şirket daha önce çalışanlar, mülakat yapanlar varsa ne yapmışlar? Ciddi bir konudur. İstiyorsunuz falan. Ama eninde sonunda mutlaka mülakata çağrılacağımız bir gün için hazırlanmamız gerekir. Ne istiyorlar? Beklentileri nedir? Ben ne yaptım? Nasıl hazırlandım? Ne gibi sorular gelecek? O sorulara ne diyeceğim? Hazırlıklı olmam lazım o büyük mülakata. Herkesin mutlaka çağrılacağı mülakat. Hani efendim de tarif ederler, tasvir ederler. Güneş böyle tam tepenin üstünde olacak falan gibi anlatılan o tür mülakatlarda, pardon,
kıyamet tasvirlerinde, haşir meydanı tasvirlerinde dikkat ettiğimiz mesele, herkes terleyecek, kimse kimseye aman sen ne yapıyorsun demek. Tabi mülakat sırasında sana annenden veya daha önemlisi kayınvalidenden bir telefon geldi. Ne yaparsın? Mülakattasın. Bir defa kesinlikle öyle bir telefon gelmemesi için tedbir alırsın. Kesinlikle. Bütün telefon kontaklarını kesersin. Hatta yanına iPhone'u bile almazsın. Dünyada bir iş alacaksın. Eğer unutmuşsan, açık kalmışsa telefon çalar çalmaz kimden telefon geldiğine bile bakmadan hemen otomatik kapatır, 100 defa da özür dilersin. Belki mübalağa oldu 100 de. Birkaç defa özür dilerim, çok özür dilerim diye. Tabii çeki düzen vermeniz, banyo yapmanız, tabii hani husul var ya, öldükten sonra cenazeye husul ederler ya, ona benzer hazırlıklar yapmanız, özellikle kendinizi nasıl prezent edeceksiniz? Yani nasıl takdim edeceksiniz? Bunun üzerine hepimiz, ben de size konuşuyorum sanki kendim bundan muafmışım gibi. Bu büyük mülakata çağrılmayacak olan kimse yok. Hiçbir yaratık yok. Bu büyük mülakata çağrılmayacak ve karar verilecek. İşe alındınız ya da reddedildiniz. Ortası da yok. Ortası da yok. Yani olur sana tam gün iş vermiyoruz ama yarım gün verelim de demiyorlar. Hayır. Ya alındınız ya reddedildiniz. Reddedildik. Böyle bir güne hazırlık yapmak için buradayız. Bu mülakata, büyük mülakata, haşır meydanı falan değiştiğine, dini bir kelimelerin içine koyup, hani öyle diyorlar canım diye, kendimizi kandırma yollarına girmeyelim diye, herkesin yaşadığı halet-i ruhiyeyi bizzat bu dünyada daha önemli bir alana çekmek için de mülakat diyorum. Haşırda mizana çekilecekmiş falan. Tabi. Mülakatta da örneğimizdeki mülakatta ne yapılır? Peki efendim, sen lisede hangi okulda okudun? Mezuniyet derecen nedir? Üniversitede okurken aldığın notların, hangi dersten ne kadar not aldın, kredi miktarları neydi falan diye listesinin hepsini isterler. Ona göre bakarlar, ha bu matematik dersinde sallamış, şöyle son yılda batırmış. Onları görürler. Efendim, ya, sosyal konularda iyiymiş be falan. Neyse, oradan hepsini okurlar arkadaşım. Daha içeriye girerken yüzünün renginden anlarlar. Ne kadar kendinden emin, bu konuya ne kadar vakıf olup olmadığını. Aramızda birçok böyle bir mülakattan, dünyadaki geçici hayatı mülakatından, mülakat tecrübesini yaşamış olan arkadaşlarımız vardır. Sorun. Özellikle gençlik dönemimizde emekli olduktan sonraki mülakatları böyle bir yok. Yani olsanız da olmasanız da işi fark etmez diye alışmışsınızdır. Ama gerçekten okulu yeni bitirdiniz, hayata atılacaksınız, kafanızda bir kız ya da erkek var, evleneceksiniz, evi ayarlayacaksınız, aile yükümlülüklerini üstleneceksiniz, işi mutlaka almalısınız. Böyle bir mülakat düşünün. Yoksa bütün planlar, projeler suya düşecek. Evet. Bu kadar çalıştım, okuduk, hiçbir işe yaramadı, işmiştim işte, yok, boşta kaldım demek gibi bir durum da var. Evet. Bu mülakat böyle. Ya ebedi saadet, ya ebedi rezalet diyeceğim. Artık nasıl tarif edersin? Böyle bir güne hazırlığın burada tecrübelerini yapmamız lazım. Yani evet, şimdi ben böyle bir mülakata hazırlanmak için burada online bir sohbete katılıyorum. Ciddiyetini mutlaka göstereceğiz. Gürültülerin içerisinde, etrafımda başka işlerle uğraşırken olmaz.
Aman efendim, vallahi ben anlıyorum bir şey. %5 anlarsın derler ya, yarım hoca dinden, yarım doktor candan eder diye. Yarım bilgi. Sen dersin ki ben muhakemat derslerini takip ettim dersin. Ama yarım olduğu için neye yarar? İşte dinden eder seni bazen de. Yani tam anlamayınca işte din böyle diyorlar ama pek de ikna edici gelmiyor bana. Öyle görünüyor. Başkasına da anlatamam bunu. Savunamam. Kendi içimde öyle olsa iyi olur be. Hani garanti. Garanti. Yani ya varsa, piyango çeker gibi, ya varsa o zaman inandım işte canım ben diyeceğim. Yoksa zaten yok, boş ver diyeceğim. Böyle ne iman olur, ne din olur, ne de mülakata hazırlık olur. Hayır. Mutlaka iman konusunda, bakın din demedim, din demedim. Neye derseniz nedenleri var, ona giremem. İman konusunda mutlaka ciddi olmamız lazım. İlk karşılaşacağımız soru, mülakata girdiğimizde ilk karşılaşacağımız soru, sen dünyada iken kimin terbiyesi altındaydın? Men Rabbuk o demek. Rabbim Allah diye 3 yaşındaki çocuğun ezberini konuşma burada. Hangi anında kimsenin rehberin mürebbi miydi? Seni neye hazırladılar? Neye göre hazırladın kendini? Kimi kendine, neyi kendine Rab edindi? İlk soru bu. Şundan emin olabilirsiniz. İnanmazsanız ben size en az 10 tane hadis getiririm. Hem de sahih kaynaklardan, öyle hani İhya-i Ulumiddin'in yarım yamalak naklettiği kaynaklardan değil. Sahih kaynak diye bilinen, herkesin itimat ettiği kaynaklardan en az 10 tane, belki daha fazla, şu anda saymadığım için garanti belgesi gibi getiririm. Men Rabbükü geçen mülakatı geçer arkadaş. Onun için iman diyorum. Kendini kandırma. Ramazan'da tuttuğun oruçla falan. İman konusunda mülakatı geçmemiz şart. Evet, bunun temelleri burada delili iftira bölümünde atılmaya çalışılıyor. Ta ki bu meseleyi ciddiye alalım diye. Peki, etelvi kinayeli bir konuşmaydı, üstü kapalı bir konuşmaydı. Açık bir şekilde konuşulması için çok uzun konuşulması lazım olan bir konuydu. Dikkat etmek gerektiğine bu telvih der demez, arkadaş benim de dikkat etmem lazım dedim ve dikkat edilmesi gerektiğine dair, ciddi olunması gerektiğine dair de aklıma bir şeyler geldi, paylaştım. İnşallah zamanınızı israf etmedim. Okumaya başlıyorum. Harekat-ı zerrattan husulu dava olunan kuvvet ve suretler. Araziyetleri cihetiyle envadaki mübayeneti cevheriyeyi teşkil edemez. Okey. Ne diyorum ilk okuduğumda? Anladıysam Türk olayım. Bir şey ifade etmiyor. Ne dedi ya? Bir sürü bilmediğim kelime var. Kelime meselesi değil. Kelimeyi herkes çözer. Alır eline bir sözlük çözer. Dikkat edeceğiz. Harekat, tekrar okuyorum. Harekat-ı zerrattan. Bakın, zerreden demedi, zerrelerden demedi, o çoğu. Zerrelerin hareketinden, o zaman soracağız. Siz soracaksınız bana. Zerre, hadi zerreyi hallettik, nasıl hallettik? En küçük parça dedik. Okey, anlaşıldı.
En küçük parça. Adını koymaya gerek var mı? Yok kardeşim, burada biz yani teknik fizik dersi almıyoruz. Onun da falan bir faydası yok. Biz onların sonuçlarından bahsedeceğiz. En küçük parça ne olursa olsun herkese göre değişir. Benim tipik örneğim babaanneme göre zerre nedir? Hani evi süpürürken ki kalkan tozun içerisinde böyle güneş ışığına yansıyan kısımlarda, güneşin pencereden vurduğu kısımlarda toz parçacıklarının böyle uçuştuğunu görür ya, zerre diye onlara der. Doğru. Fark etmez çünkü. Ama bu konuda birazcık daha mikroskop, elektron mikroskop falan konuşmuş olduğunun farkına varan kimseler ki siz bu gruba girersiniz. Hiçbiriniz babaanne rolü oynamaya kalkmasın, kandırmasın kendini. Hiçbiriniz benim babaannem değilsiniz. En azından mürekkep yalamış insanlar. Yani zerre deyince atommuş, atom deyince ya atom da parçaladılar ve partiküllermiş falan gibi gözde görülmeyen, milyon defa büyüttükleri halde göremedikleri, fotoğrafını çekemedikleri, o sembollerle ifade ettikleri var ya, o da binlerce değişik başka parçalardan yapılmış. İşte o parçacıkların diyor. Ne? Hani yokluğuna delalet etmek için söylemiyorum da, insanın gözümüzde gördük, bildik dedikleri değil. Ama varlığını nasıl anlıyorlar? Etkilerinden anlıyorlar. Ha böyle bir şey var. Olmalı ki bir etkisini gördüm ben diyor. Ha, bu şekildeki yapılan bir araştırmada o küçücük parçacıkların hareketlerinden. Peki zerreyi anladık. Hareket ne demek? İçimizde hareketi tarif etmek isteyen var mı? Yok, özür dilerim. Bir arkadaş hareketi tarif edebilir mi? Hareket ne demek? Ya hareket memurları var ya tren istasyonlarında veya otobüs istasyonlarında. İşte onlar hadi kardeşim sen şu dışarıya gideceksin diye. Ne derler onlara artık bilemiyorum. Siz sorunca düşündüm de bir andan başka bir ana geçerken gördüğümüz değişiklik olarak. Aklıma geldi şimdi. Ne güzel arkadaşı duyduk. Güzel bir başlangıç. Emine Hanım olsa bir şey diyor. Bakayım o da bir şey dedi. Halden hale geçmek dedi hareket. Bir andan daha önceki arkadaşım sözde ifade eden Emine arkadaşım söylediği de siz bir daha tekrar eder misiniz Emin? Bir andan başka bir ana geçerken gördüğümüz değişiklik. Okey. Güzel. Allah razı olsun. Öyle halden hale geçmekle aynı doğrultuda. Başka arkadaşların söyleyeceği ya da yazacaklar var mı? Hareket ne demek diye. Siz onları söylerken benim alarm çaldı bir konu. Kadın daha az müsaade eder misiniz? İnşallah. Yalnız bu arada yazmak isteyenler yazabilirler. Yarım dakika sonra dönüyorum. Evet, döndüm elhamdülillah. Ben de hareket ettim. Öyle zannediyorum. Peki bir arkadaş daha, İbrahim, birim zaman içinde tüm değişimler. Birim zaman içinde tüm değişimler. İbrahim birazcık fizik okuduğu için öyle konuştuğunu düşünüyorum ama ben hala birim zaman sabit midir?
ve onu düşünmem lazım. Birim zaman deyince sabit bir anı mı kastediyorsun? Ondan sonra birim zaman içinde tüm değişimler diye sabit bir anda değişiklik, yani ne derler, T sabit iken bir parçacıkta değişim olur mu? Biraz teknik konuşalım. Peki, o düşünülmesi gereken bir nokta. Ondan sonra değişimleri konuşacağız. Emine her an yok iken varlığa çıkmanın gözlemlenmesi. Buse bir tür enerji, from Emine tekrar gözlemesi de, gözleme deyince bayağı iştahım açılmıştı. Emine Hanım düzelttiniz onu, gözlemmesi. Herhalde Emine Hanım'ın yapmış olduğu tanım benim dikkatimi daha çok çekti. O tanım üzerinde duralım. Güzel. Efendim, biz hareketten bahsederiz. Bu doğrudur. Dünyada biz hareket görürüz. Ama varoluş anlamında, varlık alemine geliş anlamında hiç de sevmem ama bilmediğim halde bilirmiş gibi bir şey konuşacağım. Kuantum düşüneceğiz. Kuantaların varlıklarını düşüneceğiz. Ama ne demek dersen açıklayamam kardeşim. Bilmem çünkü. Benim fizikçi falan değilim. Ha, ama şunu düşüneceğiz. İnsanlık bu çağa geldi. Yani babaannemden beklemiyorum bunu ama biz buna hazırlanacağız. Dünyayı artık sabit görmek mümkün değil kardeşim. Bu bir. Ha, hep değişiyor anlamında değil. Varlığını sabit görmek mümkün değil. Kimseye artık gelecek nesle hiçbir surette şu alemin varlığı sabit böyle dönüp duruyor falan diye anlatamazsınız. Bunu kimse yutmaz, yutmayacak. Herkesin beyni hazırlıklı bu konuda. Eğer beyni nasıl söyleyeyim, video oyunlarına şartlanmamışsa, ne bileyim ben, medya ile kafası şartlanmamışsa, öyle diyeyim, yani robotlaşmamışsa, yani düşünen insanların, düşünme kabiliyetini kullanan insanların hiçbir surette kabul etmeyecekleri bir şey. Dünya böyle güneş dönüp duruyor falan dediğinizde gülecekler size, bu adamın hiçbir şeyden haberi yok diye. Artık bu dilleri bırakacağız. Bu söylemleri bırakacağız, terk edeceğiz. Çünkü bundan sonraki asırlarda bunlar geçmeyecek. Bunların hiçbir hakikatinin olmadığı anlaşılacak. Bir andaki varlığın, varoluşun, diğer bir andaki varoluştan tamamen farklılığını, tamamen farklı varoluş. Ama benziyor, ama varoluş açısından farklı. Önce nasıl söyleyelim, daha küçük zaman dilimleri içerisinde konuşursak, önce 5 milimetre idi, şimdi bir an sonra başka bir varlık var, 5.00000001 milimetre olarak var. Farklı kardeş. 5 eşittir 5.00001 değildir. Bunu kimseye anlatamazsınız. İşte Emine Hanım'ın yapmış olduğu, Allah razı olsun, ben çok hoşuma gitti bu tanımdan başlayarak. O tanımla birlikte her an yok iken varlığa çıkmanın gözlenmesi tanımıyla birlikte düşünüyorum. Bir andaki varlıktan ikinci bir anda benim gözlemlediğim açıdan, benim gözlemlemem açısından bir an var. Bir de benim gözlemlemem açısından ikinci bir an var. O
ikinci bir andaki varlık alemine çıkmanın adına ben dünyada ünsiyetten dolayı hareket ederim. Kötü mü derim? Hayır. Hayır, kötü demem. Yani söylediğim benim gözlemleme kapasitem dahilinde pratik hayatımı yürütmem için kullanmam gereken bir ifadedir bu hareket. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Hep beraber düşünelim üzerinde. Belki de not alıp sonra düşünelim. Gidelim fizikçilerle falan konuşalım. Kardeşim, yani bu işten anlayan uzmanlarla konuşalım vesaire, soralım bunu. Kardeşim, hareket falan diye bir şey yok. Aa, bu adam deli mi ne? Kafayı yemiş galiba. Gerçi sizin orada akşam da bizim burada sabah galiba kahvaltı yapmadı. Nevri dönmüş falan demeyin. Hareket falan diye bir şey yok. Zerre Risalesi'ni iyi okumak lazım. Ya ne var? Benim hareket diye gözlemlediğim varlık alemine gelişin daima yenilenmesi var. Buna Nursi'nin artık ancak böyle ifade edilebilir dediği bu kalem-i kaderin titreşimleri. Her an yeni bir harf yazılıyor. Her an. Değişik bir harf. Yazılan o her anki ben an diye tarif ediyorum ona. Aslında o varlık alemine geliştir. Var ediliştir. Aman sakın ola, yani Allah deyip hemen böyle köyden satın aldığın, önceden inandığını zannettiğin kelimeyi buraya koyup da düşünme. Haşa. Allah devamlı yazıp mı duruyor yani diye Allah katından düşünmeye kalkma, cinayet işlersin. Kendine hıyanet edersin. Bu çok düşünülen bir yanlıştır, hatadır. Benim gözlemlememde ben sürekli varlık alemine geliş gözlemliyorum. O kadar. Peki, şimdi hareket diye bir şey yok dediğiniz zaman sanki bu insan olmayı bırakıyoruz da hakikat itibariyle gözlem ya da bir sonuca ulaşabiliyormuşuz gibi oluyor. Biz insan olmayı bırakamayacağımıza göre ve insan olarak sürekli bize hareket gibi gözüküyorsa olaylar, hareket diye bir şey yüklemek ne kadar doğru? Yani insan olmayı bırakmak yerine insan olmak gerekir. İnsan sorgular, muhakeme eder. Benim hareket dediğim şey bir atom vardı, parçacık vardı. O parçacık şimdi sıçradı şuraya geldi. Demem insanlık değil, kendimi kandıran bir haldir. İnsanlıkla hiç alakası yok onun. De insan olmayı bırakmak diye pratik hayatımızdaki yaşadığımız veya yaşattırıldığımız halin insan muhakemesini yapandır. Onun muhakemesini yapmayana insan denmez. Yani tabiri tam tersinde kullanmak lazım. İnsaniyetimiz muhakeme yapar, varlığın her an tazelendiğini görür. Hayvaniyetimiz, ya işte şuraya bir sandalye koymuştum, 10 yıl sonra geldim hala orada duruyor. Biraz eskimiş, tozlanmış, şöyle tahtası çürür gibi olmuş ama yani benim koyduğum sandalye olduğu belli der. Ona insaniyet denmez. Ona hakaret anlamında değil, canlı varlığın müşahedesi denir. Onu koyun da yapar. Benim eski geldiğim ahırda kokusundan anlar. Der ki ben eski yerime geldim de rahat eder orada. 10 yıl kalmaz da koyun herhalde. 10 yıl yaşar mı bilmiyorum. Örnek. Ama insan geldiğinde insanlığını kullanarak yepyeni bir yaratılışın gerçekleştiğini
geçen seneki ağacın bu seneki ağaçtan daha küçük veya tersini de söyleyerek daha güzel bir örnek yaşayalım. Bu seneki ağacın geçen seneki ağaçtan biraz daha büyük, biraz daha değişik, kabukları değişmiş, çapı değişmiş, şekli değişmiş, özelliklerinde hafif bir değişiklik var. Geçen seneki meyvesi şöyleydi, bu seneki böyle diyen insanın ağaç büyüdü demesi, ağacın kendisini büyütüyormuş gibi mütalaa etmesinin adına zerreler, hücreler hareket ediyorlar demesi insanlık değil ya hayvanlıktır. Yani canlı varlıktır. Hayvan dediğimiz hakaret anlarız. Hayır hayır. Yani herhangi bir canlı varlık, ne bileyim, koyun da öyle anlar, deve de öyle anlar, at da öyle anlar. Öyle mülahaz eder. Özellikle dikkat ederseniz köpeklere falan, hani giderlerken onlar bir yoldan giderken tekrar hangi yerden geldiğini hatırlamaları için, koku saçmak için küçük bir hani, idrarlarını bırakırlar, giderler. Sonra kokuyu ala 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 geri gelirler, ha ben buradan gelmiştim diye. Çevreyi tanırlar. Öyle bir hal yani. Bunun yeni bir yaratılış olduğunu hani bilemiyoruz köpeğin hayatında veya dünyasında ne gelip geçiyor ama hiç köpek olmayınca bilemezsin. Ama hani bir emmare yok. İnsan insaniyetini kullandığı zaman hareket değil, anın varlık alemine gelişini, Emine Hanım çok cesur bir şekilde yazdığı için hoşuma giden ifadesi, yok iken varlık alemine gönderilişinin müşahedesini yapana insan denir. Diğerine canlı varlık denir. O zaman kelimelerimizin, terimlerimizin yerini değiştireceğiz. Canlı varlık olarak giderim, mutfağa koyduğum yemeği öğlen tekrar ısıtır yerim. Bunu ben sabahleyin hazırlamıştım derim. Doğru. Ama insaniyetim yepyeni bir yaratılışla bana yepyeni bir ikramda bulunulan varlık verildi der. İşte buna insan denir. Buna insan denir. Bu varlık vereni oturur, düşünür öğlen yemeği yerken, sabahki hazırladığı yemeği, ben bunu hazırlamıştım zaten canım demez. Ya yepyeni bir varlık der. O varlık kaynağının kendisinin Rabbi, şu kainatın sahibi, Rabbul Alemin olanın kendisine özel olarak ikramda bulunduğunu anlar ve der ki, hayatım garanti. Neye? Ya bütün kainatın Rabbi bana bir gün özel bir mektup gönderdi. Seni seviyorum, ihtiyacını da biliyorum. İhtiyacını karşılamak için sana bunu paketledim, hazırladım der. Bu insanın mutluluğu için kainatın sahibinin misafiri olmak kadar bir insana verilecek itibar mı diyelim? Mutluluk kaynağı mı? Mümkün değil. Yani imandan başka, iman dediğimiz olay bu zaten, bunun farkındalığıyla yaşamaktır. İmandan başka insaniyeti hiçbir şey tatmin etmez. Ama canlı hayat olarak, hani ben bugün yemek yaptım, öğlene de biraz ayırayım da uğraşmayayım, zaman ayırmayayım, zaman çok kıymetli, yani zaman hayat demektir. Hayat var olmak demektir. Var olmak Rabbine mülaki olmak demektir. Yani zaman paradır falan derler ya. Tamamen saçma. Ya zaman yaratıcının huzurunda olmaktır. Zaman yaratanın seninle olan ilişkisinin idrakinde olmaktır. Yepyeni bir anda, yepyeni bir şekilde beni var eden var. Şu anda bana bu vücudu veren, bu kainatın
içerisinde tamamen kainat ile ilişkili olarak bana yepyeni bir hayat veren bugün diyelim. Şu an deyince insan zorlanıyor. Bugün bana bu hayatı verene ben teşekkür etmek, memnuniyetimi ifade etmek, onun benimle olan ilişkisinin kusursuz olduğunu ifade etmek için şimdi Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber demek suretiyle onun huzurunda eğileceğim der. İşte buna insan denir. Diğerlerine canlı varlık denir. Demir'in yazdığını okuyalım bakayım, bu Demir arkadaş çok sağlama benziyor. Benim tek bildiğim ve muhatap olduğum şey varlık. Nasıl yok iken var olmayı müşahede edebilirim? Yok, sen yok iken var olmayı müşahede edersin. Çünkü zaman dediğin kavramı kaldır ortadan. Şu anda varlığı müşahede etmen var ya, şu andaki müşahede ettiğin varlık dün yok idi. Bunun idrakinde ol. Nasıl bir, inşallah yanlış anlaşılmayacak bir ifade söyleyeyim. İnsaniyetimizin kapasitesinde bunun idrakinde olmak vardır. Bunun bilincinde olmak vardır. Dünkü Demir, yani ismi Demir. Yanlış başlıyorum hep. Nereden alıştım dünden başlamaya? Müşahededen başlamam lazım. Muhakeme yanlışlığım var. Bugünkü Demir dün yok idi. Yarın beklediğim Demir de bugünkü Demir olmayacaktır. Hani o 1.5 nokta örnek vermiştik ya, 5 santim milimetre diye örnek. 5 milimetrelik varlık yarın var edilmiş olan şey, yarın yine 5 milimetre olmayacak. Bunu anlamam lazım. 5.000000 o. Fakat yalnız sıfır değil. En sonunda bir olan denklemi bozan bir unsurla birlikte olacak. Eşit olmayacak. Eşitlik, denklik yoktur yaratılışta. Bunun bilincinde olan olmaya müşahede denir. Eğer bu müşahedeyi yapmıyorsam insaniyetimi iyi değerlendirmedim demektir. Hareket çok önemli bir kavram. Benim anladığım kadarıyla tekrar dönüp Emine Hanım'a teşekkür ediyorum. Nereden buldu bu tanımı? Çok güzel bir tanım. Çok yerinde bir tanım, Allah razı olsun. Düşünülmüş, müşahede edilmiş bir tanım. Maşallah, Allah razı olsun. Böyle hepinizin... Evet. İbrahim işte yanlış anlaşılmayacak da onulmaz bir hastalıkla geldi karşımıza. Zerrelerin hareketini aynen değil de misli gibi yaratılması şeklinde anlamamız daha doğru olmaz mı? Misli gibi dedik diye olayı çözemeyiz. Misli gibi yaratılmış, yaratılıyor dedik ama yaratılmayı anlamak için aynen olmadığını vurgulamam lazım. Misli gibi dediğimde işte canım zaten biz böyle misli gibi olan dünyada yaşayıp gidiyoruz diyoruz. Ondan sonra benim ektiğim buğday büyüdü, zerre hareket etti, güneş kendi döndü demeye başlıyoruz. Ondan sonra da diyoruz ki biz ehli tevhidiz diyoruz. Vurgu kayması var. Ve ne olur aman efendim insanları rahatsız etmeyelim. Neye? İşte böyle bir dünyaya alışmışız ya. Bırakın böyle rahat rahat yatalım, uykumuzu uyuyalım. Niye böyle her an yeni bir şeyde varlık varmış gibi? Bunu yalnız ben veya Nursi uyduruyor değil ki. Kur'an'a muhatap olmuş insanların ilk üzerinde durdukları, kavga ettikleri konu bu.
Peki şimdi Kur'an bize yepyeni bir dünya görüşü getirdi. Bu dünya, yeni dünya görüşüne göre aman efendim putları, Kabe'deki putları kıralım, yıkalım diye filmlerde anlatılan şu saçma saçma peygamber anlayışı var ya. Filmlere gelmiş peygamber devenin üzerinde çıkıyor, elinde bir sopa var, tek tek putlara vuruyor, putlar yere eğiliyor, şirk bitti. Bunu yapsa yapsa işte yüzeysel düşünen bir film direktörü yapar. Hayatın gerçeğiyle hiçbir ilgisi yok. Esas putları yıkma mücadelesi İslam aleminde Kur'an görüşüyle, Kur'an nazarıyla kainata bakma alışkanlıkları geliştirilmeye başladığı andan itibaren, yani bizim bu Kur'an'ın getirdiği görüş ile, nazar ile kainata baktığımızda nasıl anlamamız lazım geldiği hususunda insanlar ciddi bir şekilde düşünmeye başlayınca kavga buradan çıktı. Hareket nedir? Kainattaki düzen sabit midir? Bizim gördüğümüz şu varlık aleminde acaba varlık bir defa mı gerçekleştirildi ve kendi kendine mi devam ediyor, nedir diye söylenilmiş, üzerinde durulmuş. Evet. Evet. Üzerinde durulmuş. Ve fırtına burada kopmuş. Hani senin benim aman efendim Maturidiymiş, Eş'ariymiş, Mutezileymiş, Cebriyeymiş diye hikaye gibi okuduğum olayların arkasında bu var arkadaşım. Temelinde bu var. Temelinde. Şu anda müşahede ettiğin dünyayı nasıl tanımlıyorsun? Onun için hani yumuşatmaya kalkan cümlecikler, ifadeler bizi rahatsız etmesin demeye gelen misliyle yaratılıyor. Dedik, tamam doğru. Aynen değil üzerinde mutlaka durup misliyle yaratıyor olmasını herkes biliyor zaten. Yani eğer kaba bir tabir kullanırsan yerinde değil de gavurlarda herkes biliyor. Yani bunu konuşmaya gerek bile yok. Neye? Hepimizin yaşadığı, dikkatsizce yaşanan tüm hayat hep bu misliyle yaşanan hayatın içerisinde geçip gidiyor zaten. Bizim buradaki konuşmamızda harekat-ı zerrat ifadesinden faydalanarak hareket kelimesinin neyi ifade etmesi lazım geldiği konuşmasında veya sohbetinde dikkatimizi nereye çekeceğiz? Harekete. Misli dedin mi hareket bitiyor. Benim dünyamda bitiyor. Sen öyle algılıyorsun demek lazım. Vurgu, vurgu. Dediğiniz doğru da, İbrahim'in dediği doğru da vurgu kayması var. Sen misliyle geçinip gidiyorsun. Ama var olmanın, hilkatin aslı, esası yepyenidir. Aynen hiçbir şey, hiçbir an var olmaz. Onun temelini attığınızda bize evrim oluyormuş, gelişmişler, hücre içinde kendi çoğalıyormuş gibi hikayelerin hepsi bize komik gelecek, saçma gelecek. Komik gelecek. Saçma gelecek. Ne konuşuyor bu adam? Kafayı mı yedi diyeceğiz. Sen ben bugün demiyorsak yarınki nesil diyecek. Onun için Kur'an'ı yanlış temsil etmeyeceğiz. Kur'an her bir şeyin her bir anda kün emriyle irade-i ilahiyeden geldiği haberini verdi bize. Doğru mu diyeceğiz? Bakacağız, vallahi aynen dediği gibi. Ya bu nereden bana bunu bildiriyor? Hani Allah sanki
Türkçe konuşmadı, öyle konuşulur da. Allah razı olsun bu kitabı gönderenden, bu rehberlik konuşmasını yapandan diyesi geliyor insanın. Niye? Tam açıklanı verdi. Benim gözlemlediğim alemin hakikati ne olduğuna dair. Tam açıklanı verdi diye. İlhan'ın dostluğumuza, aramızda bu demir falan arkadaşlık ağının içerisinde samimiyetimize dayanarak yazdıklar var, okuyayım. Dünkü Demir isimli giren arkadaş için konuşuyor. Bugünkü Demir değil ama biraz daha değişikti. Bugünkü Demir'in bir saçı daha ağırdı diyelim. Bunu yoktan var etmeyle nasıl açıklayabiliriz? Dün beyaz değildi, bugün beyaz olarak var. Sor, nereden geldi bu diye. Dün beyaz saçı yoktu, bugün var, evet. Okumaya devam ediyorum. Ama dünden bugüne saçı ağartıldı demekte ki hata ne? Ağartıldı demekte ben yani bilinç görüyorum, hata değil. Madde var deyip değiştiriliyor deyince nerede hata var? Güzel, çok ciddi bir soru. Ama bu arada Ahmet Ali'den bir yorum geldi, okuyayım. Yaratılışın bize göre birbirini takip eden bir düzen içinde gerçekleştirilmesi, şu anın daha önceki andaki duruma benzemesi, sanki yaratılışın şu anın önceki anın tesiriyle var olmuş yanılgısını yaşatıyor. İnsanda o zaman tamam, Ahmet'in yazdığı açıklamayı dinledik, güzel. Allah razı olsun Ahmet. Yerinde bir açıklama. Teşekkür ediyorum. Ben de faydalandım. Ama çok ciddi İlhan'ın yazdığı çok ciddi soruya dönmek lazım. Geçiştirmek bize fayda vermez. Bilemiyorsak arkadaş cevabını nasıl izah edeceğimi ben de bilemiyorum diye mertçe ifade etmemiz lazım. Yani Rabbimiz aklımıza bir şey getirdiyse de onu paylaşmamız lazım. Önce şunu bir tesis edelim dünyamızda. İnsanda öyle bir özellik var ki, herkeste var bu, farkında olmak gerekiyor. Öyle bir özellik var ki insanda, bir şey var ise otomatik olarak insan o şeyin varlık nedenini sorgular. Nasıl otomatik dedim? Ben öyle varım. Beni kim yaptıysa bu özellikle yapmış, bunu sorgularım ben. Bunu sorgulamadığım zaman insanlığımın özelliğini kullanmıyorum. Yani kendime çelişkili bir tavrı tercih ettim demektir. Kendimde bu var, yani acıktım ama yemek yemiyorum gibi algılayın bunu insaniyetime göre. Yani burnum var ama koku almak için burnumu kullanmıyorum. Burnumun koku alma özelliğini dumura uğrattım. Öldürdüm. Ne yaptıysam hücrelerini öldürdüm mesela. Niye? Kullanmak istemiyorum dedim. Kendimle çeliştim. Gözümü kör ettim mesela. Gözümü tuttum, o oyuklarından çıkartıp attım mesela. Bunu yapana ne derler? Sen deli misin ya, ne yapıyorsun derler. Değil mi? İşte insanda böyle bir özellik var. Görme, koku alma gibi özellik var. Onlardan, o özelliklerden bir tanesi de bir şey var ise o şeyin varlık nedenini sorması. Beyaz kıl dün yok idi, bugün var kardeşim. Bu kılın zaten geleceğimiz nokta bu. Çok güzel oldu İlhan, tam yerine oturttu. Çünkü bundan sonraki okuyacağımız cümlenin parçası buraya gelecek. Çok zor. Gerçekten telvi. Yani
böyle kinayeli bir konuşma olan, çok özet olan bir cümle. Bir saat, iki saat konuşsak önemli değil. Üzerine iki, üç defa der sohbet yapsak önemli değil. Çünkü bu konu üzerine yıllarını, ömrünü vermiş o kadar ulema var ki. O kadar ulema var ki. Doğru söylemiş, yanlış söylemiş ayrı ama bu konu üzerine yıllarını vermiş, hayatını vermiş insanlar var. Hayatını ölmüşler. Bunun müdafasını yapmak için. Genelde onlara, bazılarına göre anlamadıkları için, yani yüzeysel düşündükleri için, meseleyi basit aldıkları için, kavrayamadıkları için böyle bir isim takmışlar, Eş'ariler diye, atomcular falan diye söylerler şimdi, geçiştiriyoruz. Bizim böyle dünyalardan haberimiz falan yok. Ya biz Ramazan gelecek de, oruç tutacağız, efendim akrabalarımızı iftara davet edeceğiz. Ne bu, eğlence mi yapıyorsun ya? Git fuara çocuklarını, o hani döner tekerli nelerse, ne diyorlarsa onlara bindir oynar gibi. Ondan sonra beraber olacağız işte, akrabalar birbiriyle kaynaşacaklar. Bizim dinimiz ne güzel bir din. Yani ondan sonra Ramazan'ın son günlerine doğru Kadir gecesinde cami cami dolaşacağım. Bütün günahlarım affolacak. Ya böyle saçma bir dil olur mu Allah aşkına? Yani bu bana çok komik geliyor. Bilmiyorum size nasıl gelir de. Ondan sonra Eyüp Camii'nde Yasin okursam ya da okutursam kuldurulurum. Bazı insanlar için hiç dinle alakası yok. Adam hiç olmazsa Eyüp Camii'ne gidiyor. Doğru. Orada mevlüt okuyorlar. Doğru. Niye? Mevlüt okunca Muhammed, Allah, Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed falan deniyor ya. Böyle bizim bir Muhammed diye birisi varmış falan diye gündeme geliyor. Güzel, hiç çoktan iyi. Ama kardeşim şu odaya gelebilme cesaretini göstermiş, zamanını ayırmış insanların din anlayışı böyle olamaz olsa, özür dilerim de bir daha burada bizim hiç sohbet yapmamıza gerek yok. Öyle olsaydı, konuşmamıza falan gerek yok. Bu ciddi meselelerin böyle din anlayışıyla din olmaz. Ya kafir mi bu adamlar deme, bunları küçük mü gördün deme, onlar için o doğrudur. Yani hiç namaza gelmeyen bir adam bayramdan bayrama namaza gelip hani yılda bir ne derler, kimlik kartını yenileme gibi bir işlemde bulunuyor. Güzel. Hiç dinlemeyenden iyi, vallahi iyi. Ama sen öyle yaparsan komik olma. Yazık yani. Buradaki bütün arkadaşlar için söylüyorum. Bizim daha ciddi olmamız lazım bu konuda. Kendimizi bayram namazıyla Müslümanlığını tazeleyen kişiler kategorisinde görüp, ya ben ondan daha çok, yılda iki defa geliyormuş, ben haftada bir defa ya da iki defa dini sohbetlere gidiyorum diye kendimizi yani bitirdik, tamam ya, vazifemi yaptım diye kandırmayalım. Bu daha bir adım ileriye gitmek için teşebbüsümüz olmalı her zaman. Her gün nasıl yeni yemek yiyoruz, her an nasıl yeni nefes alıyoruz ya, dünkü aldığımız nefesin bugünkü varlığımızda, ya hayat diyeceğim buna, varlık demeyeceğim, bugünkü hayatımızda ilgisi yok. Dünkü o bitti gitti, bugün yeni nefes almak lazım. Efendim dünkü yediğin akşam yemeğinin bugüne faydası yok artık, o geçti. Bugün yeni yemek lazım, çünkü bugün yeni açsın, yeni aç var ediliyorsun. Yeni bir şehadete, yeni bir ikrama, yeni bir olaya müşahit, şahit, tanık tutuluyorsun. Ne diyeceksin? Bu olayın Rabbi kim? Ne cevap vereceksin? Bu yeni beyaz kıl kimden geldi diye soracağız. Neden? Soruyorum. Bende böyle özellik var. Sormasam ne olur?
Olur. İnsan olduğunu söyleyemezsin o zaman. İnsaniyetini kullanmıyorsun ki. Canlı varlık olarak yaşadım dersen olur. Olur diyebiliyorsan. Yani böyle bir şey söyleyecek arkadaşımız yok burada da. Olsa diyebiliyorsa kendisiyle çeliştiğini anlar. Canlı varlık olmanın ötesinde özelliklerimiz var. Bedenimiz var, fiziki bedenimiz var. Hayatımız var. Tamam. Ya hayatımız verilmiş. Tamam, anladım. Güzel. Peki, insani duygularımız verilmiş. İnsani duygular, insani duygularımız sorguluyor. Bu beyaz kıl. Dünkü beyaz kıl. Dünkü siyah kıl. Bugün kendini beyaz yapar mı diye sormayan bir insanın ben Allah'a inanıyorum demesinde ben bir anlam görmüyorum. Kendim için. Dünkü siyah kıl bugün kendini beyaz renge boyar mı? Bu özellik var mı bunda? Neden boyuyor? Ayrı konu. O da bir soru ama önce nasıl oldu da beyaz kılın varlığı vücut buldu, var oldu sorusunu sormayana, yani yine insan kategorisi yapmaya kalkmayalım da sen ve ben bunu sormadığımız zaman biz insaniyetimizi kullanmıyoruz demektir. Ya bir de köyde yaşayan babaannem, hep benim babaannem öyle, kim olduğunu da bilmiyorum, duyardım işte adına Nazlı diyorlarmış diye. Peki Allah rahmet eylesin. Neyse biraz işe dindarlık koymak lazım. Allah rahmet eylesin. O babaannem sordu mu deme. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sana bir şey söyleyeyim İlhan kardeşim. Babaannem sordu. Da mesele bende. Ben sormuyorum. Babaannem şöyle sordu. Dünkü siyah kıl, beyaz kıl yaptı mı, yapar mı, yapabilir mi diye sormadı. Ama şöyle sordu. Şu beyaz kılları tek 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 yaratan Rabbime kurban olayım dedi. Doğru dedi. Bir arkadaşın mikrofonu mu açık? Zafer'in mikrofonu açık, konuşmak istiyor. Buyur Zafer. Bu ikisi arasında bağlantı var gibi geldi. Yani hareket, biz kendi açımızdan bakınca hareket varmış gibi gözüküyor. Fakat siz diyorsunuz ki bunun olup olmadığını sorgulamamız lazım. Hareket ne yoksa yeniden her anın yeniden yaratılışı mı? Ay onun gibi zaman boyutu içindeyiz. Ve hafıza diye bir kabiliyet konmuş içimize. Hafızası vasıtasıyla zaman içindeki varlıklar arasında böyle geçmişten geleceğe doğru bir bağlantı kuruyoruz ve bizim açımızdan baktığımızda aynı şey sanki hep var ama değişiyor şeklinde gözüküyor. Nasıl hareketin varlığını sorguluyorsak siz diyorsunuz ki bu şey aynı şeyde değişiyor mu yoksa hepsi yeni yeni mi? Bunu sorgulayabiliriz eğer insaniyetimizi kullanırsak diyorsunuz diye anladım. İkisi de benzer şekilde sorgulanması lazım diyorsunuz diye anladım. Allah razı olsun. Demek ki mesele anlaşılmış. Zafer kardeş şimdi özetledi. Ben bunu ifade edebildim mi edemedim mi bilmiyorum ama Zafer kardeşin ifadesini onaylıyorum. Yani doğru. Onu demek istedim. Allah razı olsun. Ahmet Ali'nin yazdıkları var. Okuyorum. Yok iken vurgusunu yapalım. Yok iken var olan maddenin hep beraber okuyabiliyoruz değil mi? Siz de görüyorsunuz. Takip edin lütfen. Yani gözümüz şimdi ekranda olacak. Ben çünkü hem okuyorum hem de okurken o an dikkatimi çekenleri
vurguluyorum falan karışıyor. Yani Ahmet Ali mi onu dedi, ben mi dedim anlaşılmayabiliyor. Ama siz de benim gibi ekrandan okursanız, kendimizi verirsek konuya, o zaman bu neyi Ahmet Ali söyledi, ben nereye vurgu yaptığımı görürsünüz. Yok iken var olan, bu vurguyu yapacağız. Yok iken var olan maddenin varlık sebebi, daha önceki tefekkürlerimizde ulaştığımız sonuç gereği yaratık cinsinden olamayacağını söylemiştik. Evet. Şimdi tekrar o tefekkürü yeniden yazmak istiyorum. Ancak şunu vurgulamak için söylüyorum ki, mantıken şu an yok iken, yokken diyorsunuz ya, ben onu vurgu gereği yok iken diye ayırıyorum. Yok iken var edilen madde, varlık sebebinin mutlaka kainat cinsinden olmayan mutlak bir yaratıcı olması gerekmez mi diyorsunuz. Ben de diyorum ki sorgulayacağız. Acaba bu beyaz kılı kainatı var edenden başkası, Osman Demir arkadaşımızı, Demir ismiyle giren arkadaşımızı, yani saçını var eden, başını var edip saçını o başa yerleştiren, o başı gövdesine yerleştiren, gövdesini dünya sisteminin, yani güneş sistemi diyoruz ona biz, içerisinde konumlandıran, güneş, ay, çekimler, merkez kaç, merkez çek çekimlerinin oluştuğu bir varlık aleminin içerisine yerleştiren, güneş sistemini de o galaksisinin içine yerleştirenden başkası, şu kainatın içinde onun bir parçası, bu beyaz kılın, bugünkü beyaz kılın varlık nedeni olabilir mi diye sor. Eğer insan olan kabiliyetlerin, imanın, Müslümanlığın falan değil, insan olan kabiliyetlerin, olur olur canım, niye olmasın? Mesela şu yıldız yapmış olur. Görüyorum, bak gösteriyorum, bak diye yıldız yap. Çünkü yıldız varlık aleminin içinde. Tamam bak yapıyor işte diye göstersin. O zaman insanlık, insanlığımızın sorduğu sorunun cevabını bulduk deriz. Bu veya şu bunu yaptı deriz. Dünkü siyah kıl, bugünkü siyah kıl hücresi, biraz İlhan'ın tabirlerini kullanalım. Dünkü siyah kıl hücresi bugün beyaz kıl olarak kendini değiştirir. Bugün beyaz olmak istedim der mi? Diyebilir mi diye ben Ahmet Ali'nin yazdıklarından, böyle bir sorgulama aşamamızdan geçmek gerektiğini anladım. Ve de çok güzel bir sorgulama. Evet, Allah razı olsun. Varlık sebebi, bir maddenin, bir anın varlık sebebinin mutlaka kainat cinsinden olmayan, kainatın parçası olmayan, mutlak bir yaratıcı olması gerekmez mi sorusunun cevabı, ben sorgulayınca mutlaka böyle bir varlık veren olması gerekir diye bir sonuca ulaşıyorum. Yani sorunuza evet gerekir cevabı veriyorum. Siz de kendinize göre, tahmin ediyorum siz de öyle dersiniz ama ben kendi adıma konuşuyorum. Siz de kendinize göre bir muhakemeye tabi tutun. İnsaniyetinizi kullanın, bir sonuca varın. Şu anda her şey gözlemlediğimde bir önceki halinden çok az dahi olsa farklı olduğuna göre diyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Onu varlığı içinde mutlaka yaratıcı olması, o şeyin varlığı için dahi manasında de ayrı olacak Ahmet Ali. Onu ayırmazsak onun varlığı içinde çok yanlış anlaşılır. Ben dahi olarak anlıyorum onu. Onu varlığı için dahi, onun varlığı için dahi
mutlaka şu kainatı yok iken var eden yaratıcı olması gerekir. Tamam, bu dağları ayırmayı inşallah öğrenelim. Çünkü o dağları ayırmayınca nerede ayrılacak, nerede beraber olacak? Bunu yani herhalde bir yarım saatte hallederiz, öğreniriz. Problem oluyor. Ahmet Ali, teşekkür ederim. Bir yazım hatasından ama biraz da hani birbirimize hatırlatma yapmamız gerektiği için öyle söylüyorum. Burada zaten biz birbirimize hatırlatmak için konuşuyoruz. Daha iyi olacak değil mi? Yanlış mı anlıyorum Ahmet Ali? Onun varlığı için dahi mutlaka yaratıcının kararı, iradesi, tercihi olması gerek. Bunu kesin dünyamıza yerleştirmemiz lazım. Günlük hayatımızda canlı varlığı, varlık oluşumuzu devam ettirirken, aman efendim işte öğle, akşam olacak, şimdi öğlen ya, akşam olacak, bilmiyorum ki aç mı olacağım, olmayacağım, yani ben zaten akşam yemeğini yaratan değilim deyip de yemek hazırlamamak gibi bir tercihi olan kimse yok. Onun için konuşmaya bile gerek yok. Ama efendim dünyadaki nasibini de unutma diye ayet var ya, işte sen sebeplere sarılacaksın, o kainatın düzenine uyacaksın. O zaman anındaki müşahede ettiğin alemin varlığını sağlayan kaynağın ihmalini yaşamaya zemin hazırlarsın. Ona vurgu yapmaya gerek yok. Dünyada ne Müslüman olması şart, ne Hristiyan olması şart, ne Hindu, Budist, Konfüçyüs olması şart, ne ateist olması şart. Hiçbir insan yok ki ben yarın ne yiyeceğim demesin. Hiç eve barka falan ihtiyacı olmadığını, sokakta yaşamayı tercih ettiğini söyleyenler bile, canım birisi bana bir şey verir, bu şuraya otursam, şöyle biraz eski püskü bir şeyler giysem beni fakir diye bir şeyler veren olur, çıkar. Şimdiye kadar da çıktı diye yine bir hazırlık içerisinde köşeye oturur, önüne bir kutu koyar ya da avcunu açar, akşam yemeği için hazırlık yapar. Kimsenin bu konuda teşvike ihtiyacı olduğuna inanmıyorum ben. Hiç kimsenin. Aman efendim dünyada ya bizim dinimiz, başlarız böyle konuşmaya, bizim dinimiz orta yolda gider. Ya iki tarafı eşit tutmamız lazım. Dünyayı unutmadan, ahireti unutmadan dünyayı yaşayacağız derken, ahireti unutmadan dünya nasıl yaşanır konusuna kimse gelmiyor. Yani çok az insan geliyor. Kimse de mübalağalı oldu. Çok az insan geliyor. Ahireti unutmadan dünya nasıl yaşanır? Ama hepimiz uzmanız. Ben dahil. Dünyayı unutmadan ahireti yaşadığımı iddia eder, mevlid okurum. Tamam mı? Öyle değil mi? Dünyayı unutmadan şu eserleri yazan adamı, zatı, şu cümlelerini okuduğumuz, hani bir iki kelimesinden, harekatı zerrak kelimesinden bir saat, bir buçuk saat oluyor konuşuyoruz. Yazan adamın bilinçliliğini mevlid okuyarak hatırlıyoruz. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Adamı öldürdük. Neymiş? Aman efendim, insanların hoşuna gidecek şekilde yapacakmışım ama gençlik diyor ki bu aptallar kim ya diyor, burada şarkı gibi şeyler söylüyorlar, arkasından da Bediüzzaman diyorlar, Said Nursi'yi andık diyorlar. Demek Said Nursi böyle kendisini böyle ilahi söyleyerek, mevlid okuyarak anan insanlar mı yetiştirmiş diyor.
gözünü kapatıyor. Benim böyle insanlarla alakam falan yok diyor. Ondan sonra gidiyor. Şu ciddi insanlara bir bakayım diyor. Filozofların kucağına düşüyor. Bu acı tabloyu yaşayanların gözleri yaşarır. Yaşamayanlar ise ya bu kişi kim bu konuşup duruyor kendi kendine burada. Cemaatleri bizim ne güzel cemaatimiz var onu tenkit ediyor der. İşi basite alır. Meselenin ciddiyetine hiçbir zaman dikkat etmez. Yeni nesil kesinlikle sizi bizi reddedecek arkadaşım. Ciddi olmak zorundayız. Bu adamlar ne konuşuyorlar ya diyecek. Her gün be bak ya bir yok Mevlid Kandili'ymiş, yok Kadir Gecesi'ymiş. Televizyonlarda Mevlid yarışı yapılıyor. Bu mu din lan diyecek. Bırak ya diyecek. Bu saçmalıklarla uğraşılır mı diyecek. O zaman gidecek işte güzel güzel propagandalara yapılan efendim bilim konuşuyor falan diyen insanların kucağına düşecek. Bunun vebali Bediüzzaman gibi şu eserlerini okuduğumuz ciddi zatı Mevlüt okuyarak ananların omuzunda uyanmak lazım. Uyanmak lazım. Kendimizin ciddi olması gerekir. Bediüzzaman Nursi gibi bir adamın da bir zatın da ciddi bir ortamda değerlendirilmesi gerekir. Değilse hakkın yok onu böyle mevlütle mevlütle temsil etmeye. Komik olma, gülünç olma. Hayatında hiçbir zaman mevlüt okumamış bir adamı mevlüt okuyarak anmaya kalkma. Ne biçim kime ne hatırlatıyorsun? Mevlid ile. Ha, Süleyman Çelebi'yi hatırlat. Ama Said Nursi'yi asla ve kat'a. O hakkımızı vermeyiz. Nursi gibi bir zatı basit ortamlara indirgeme hakkını, gösterişlere indirgeme hakkını kabul edemeyiz. Etmek hiyanet olur. Nursi'ye hiyanet olur. Ahirette gider yakamıza yapışır vallahi der. Ulan ben size böyle bir temsil edilmek üzere miras bıraktım hain adamlar der. Bunlar başımıza iş çıkar sonra dikkat edelim. Dikkat etmek lazım. Bakayım harekat-ı zerratta kalmayalım. Biraz bir cümleciğimiz hiç olmasa tamamlayalım inşallah bir 9 dakikamız kaldı gibi geliyor bana. Evet tam 9 dakikamız var. Bakalım okumaya çalışalım inşallah. Harekat-ı zerrattan husulu dava olunan kuvvet ve suretler. Ha. Kuvvet ve suretlere şimdiye kadar yaptığımız sohbet dahilinde İlhan arkadaşımızın sorduğu soru olan beyaz kılın, bugünkü, dün olmayıp da bugün olan beyaz kılın varlık nedenini zerre böyle hareket ediyor da o siyah olan zerrenin hücreleri şimdi beyaz yapmaya karar verdiler. Çünkü kendilerinde şöyle bir değişme özelliği var. Peki bu özellik nereden geldi? O özellikle birlikte var edilişi vurgulayacak şimdi. Dikkat edelim ki bu İlhan gibi bu konuda çok ciddi en inceliğine varıncaya kadar yaşayan, uygulayan, meslek edinen arkadaşların çok dikkat edecekleri bir konudur. Bu hücrede bu özellik var deniliyor. O özelliğinden dolayı şimdi beyaz kıl üretmeye başladı diyor. Yani beyaz kıl illa beyazlıkla değil, yeni bir kıl üretiyor. Varlık veriyor diyor. Cümle diyor ki bu harekat-ı zerrattan çıktı canım bu diyor. Devam ediyor. O dava olunan kuvvet ve suretler araziyetleri cihetiyle. Nursi getirdi burada bu kuvvetler.
Bu suretler onların arazlarıdır. Araz demek, şimdi önce arazın İngilizce bir ifadesini söyleyeyim ki zaten İlhan gibi bu mesleği kendisine meslek edinmiş. Bu konulardaki araştırmayı kendisine meslek edinmiş olan kişiler İngilizce ile konuşurlar. Araz demek essential characteristics demek. Essential characteristics yaz. Ondan sonra üzerinde düşün. Bir şeyin kendi zatına ait, essence'ına ait, kendi zatına ait, bizzat kendisine has olan olmazsa olmaz karakterleridir. Kendinden kaynaklanan karakterleridir. Öyle diyelim. Araz demek. Ama ben araz o demek değil de araz oldukları, araziyetleri cihetiyle, yanlış söyledim, essential karakteri olmayan demek. Ne kadar da büyük hata yaptım. Allah beni affetsin. Essential karakteri değil, kendine has, kendinden kaynaklanan karakteri değilse arazdır. Yani bir hücrede, hani hücrenin kendine göre diyorlar ya, yaşlanma karakteristiği var diyorlar. Şimdi ben onu gördüm, tamam. Mesela ben insanım ya, bende görme karakteri var, özelliği var. O zaman bu özellik benim zatıma mı ait, kendi varlığıma mı ait, yoksa ben bu varlıkla birlikte, çok özür dilerim, yoruldum galiba. Ben bu özellikle birlikte mi var edildim? Yani hani bir masa görürüz önümüzde. Yani masayı belli boyutlarda, işte yani 1,5 metre boyunda, 75 santim eninde bir tabla ile üstünü kapatmışlar. Yani masada dört ayağın üzerine böyle bir tahta parçası koymuşlar diyelim. Şimdi 75 santim olması tahtanın kendine essence'ına ait, zatına ait bir özellik midir? Yoksa tahta 75 santim olacak şekilde kesilip belli şekle verilip öyle mi o dört ayağın üzerine konulduğunu sorgulamam lazım. Bu çok basit gibi görünmesine rağmen tahta örneğinde hücre bazında canlı olduğu için kendi kendine hareket ediyormuş gibi göründüğünden dolayı biyologlar büyük bir problem içerisine düşüyorlar. Hücre kendisi hareket ediyor gibi görününce o gibiyi kaldırıyor. Hücre kendisi yaşlanma özelliğiyle var. Peki yaşlanma özelliği onun essence'ına, zatına, kendine has bir özellik midir? Yoksa o özellik verilerek mi var edildi? Bunu sorgulamak lazım. Yani partiküller, parçacıklar kendilerindeki özelliklerin varlık nedeni olabilir mi? Nursi'nin Tabiat Risalesi'nde çalıştığı çok basit, işte dört tane ihtimal var. Teşekkele bir nefsi falan diye yaptığı çalışmanın özünde bu prensipler var arkadaşım. Kendi kendine hücre kendisini yaşlanma özelliğiyle varlık alemine getirecek bir kapasiteye sahip mi diye sormayan bir insan hapı yutar. Öyle söyleyeyim, ne hapıysa bu. Şirk hapını yutar. Kafayı kurtaramaz. Araziyetleri cihetiyle, kimin araziyeti? Harekat-ı zerrattan husulü dava olan kuvvet ve suretler. Yani bir kuvvet, bir şey var gibi görünüyor. Bir suret veriliyor. İşte beyaz kıl sureti veriliyor. Veya hücrede yaşlanma özelliği veriliyor. Onlar arazi oldukları için envadaki mübayeneti cevheriyeyi teşkil edemezler. Neden? Kendine ait değil ki.
cinslerdeki, yani dünkü siyah kıl ile bugünkü beyaz kıl arasındaki zıddiyeti, farklılığı, cevhere ait farklılığı teşkil edemez. Bugünkü kıl beyaz olarak var. Beyazlık onun arazıdır. Kıl olmak onun cevheridir. İyi anla bunu. Bunun adamlar yıllarını verdiler. 40 yılını, 50 yılını verdiler ve öldüler bu meseleyi çalışmak için. Adamların hakkını verelim. Allah hepsinden razı olsun. Kabul edenden de etmeyenden de. Ben hepsine Allah razı olsun. Mutezilesinden de, Maturidisinden de, Eşarisinden de, Cebriyesinden de Allah razı olsun. Bu meselenin üzerine kafa yordular. İlk defa konu gelişiyor olduğu için şöyle mi acaba, böyle mi acaba diye bocaladılar. Bazısı doğru söyledi, bazısı yanlış söyledi. Sonradan çıktı ortaya. Hepsinden Allah razı olsun. Yani burada bu söylenilenleri kabul edenden de Allah razı olsun, kabul etmeyenden de Allah razı olsun. Çünkü burada bulunup anlama çabası gösterdi. Hiç kabul edip etmeme gibi bir çabası olmayandan Allah razı olsun diyemiyorum. Niye? Adam insaniyetini kullanmadı, hayvan gibi yaşadı, bana ne? Evet, buyurun Zafer Hocam. Konuyu tam bitiremedik ama onda cümleyi tam bitiremedik. Konuyu bırak da cümleyi tam bitiremedik. Buyurun. Zamanımız doldu. Buyur Zafer Hocam. Yaşlanma özelliğinden bahsediyoruz da. Acaba bu da aslında sadece bizim, yani bizim açımızdan bakınca gözüken bir şey fakat aslında öyle bir şey yok mu diye aklıma geldi. Çünkü zaman boşluğuna bakınca sanki öyle bir özellik varmış gibi gözüküyor ama. Ya, evet, harekat-ı zerratı. Bir zerre var. Duyuyor muyuz? Evet, harekat-ı zerratı bir zerre var. O zerre kendisi hareket ediyor gibi görmenin, algılanmanın, yorumlamanın sonucunda hücre kendisinde bir yaşlanma özelliğiyle birlikte var olup gidiyor demenin yanlışlığından kaynaklanıyor. Ama harekat-ı zerrat üzerinde neden bir saatten daha fazla durduk bu cümle kalıp üzerinde? Hareket nedir dediğimizde baktık, öyle bir şey söyledik ki sanki gerçi hareketi müşahede ediyoruz da o birbirine yakın, misli gibi görünen yeniden yaratılışın devamına biz hareket deyip geçiyoruz. Bu hatadan kaynaklanıyor. Eğer konuyu anlatabilirsem, yalnız zamanımız doldu. Bugün benim zamanım oldukça sınırlı. Sizin de zamanınız sınırlı. Bu cümleyi bitirdik mi, bitirmedik. Bence bitirmedik. Siz bitirdik diyorsanız amenna, ama bitirmedik. Neden? Bu araziyetleri cihetiyle envadaki mübayeneti cevheriyeyi teşkil edemez. Ne araz olanlar, kuvvet ve suretler dünkü siyah kıl ile bugünkü beyaz kıl arasındaki farklılığın varlık kaynağı olamaz. Çünkü kendisinin var etme diye kendine ait bir özelliği yoktur. Bunu anlayan köşeyi döner. Bunu kavrayıp hayatını bu esasa göre yaşayan, o bugünkü konumuzun başında mülakata hazırlık vardı ya, mülakatta Rabbin kim sorusuna doğru cevap verip kurtulur. Mülakatı geçer, işi alır, cenneti kazanır. Alamayanın hali harap demiyorum. Kişinin kapasitesine, konumuna, yaratıldığı ortama göre değişir. Ama senin, benim, kendimi hiçbir şeyden anlamayan, bilmeyen babaannem, Allah rahmet eylesin, rolüne sokup da kandırması, deve kuşunun kafayı kuma sokup da avcı beni körmüyor demesinin ta kendisidir. Hiç böyle kendimizi kandırmayalım. Hele hele geleceğe ait bir sorumluluğumuz varsa, Kur'an'ın hakikatlerinin o parlaklığını en azından hani Selefi Salihin gibi
ciddiyetle gündeme getiren insanlar üzerinde çalışmışlar ya, biz de böyle ciddiyetle tekrar öldü çünkü. 1000 yıldan beri o tefekkür öldü arkadaşım. O tefekkürü yapan insanlar yok. Yani ezberci, baban ölünce, deden ölünce annene ne kadar mal kalır der bilmem ne. İşte bunu bir din zanneden kişilerin elinde kaldı. Eğitim sistemini, medrese sistemi deniyor. O komik medrese sisteminin içinde kaldı, öldü, bitti. Tarih okunur oldu artık. Yani tefsir yok, tefsir tarihi var. Tefsir yazanların hayatları ezberleniyor. Ahmaklığın ta kendisi. Kelam yok. Kelam, mütekellim diye bildiğimiz zatın hayat tarihleri ezberleniyor. Ona da ben kelamcıyım deniyor adam. Muhakemeden hiç haberi yok. Ona da işte, ona diyor ben medrese mezunuyum diyor. Bu ahmaklardan çok çektik. Bu sistemden 900 yıl, 1000 yıldan beri çektik, çekiyoruz. Silkinip kurtulmak zorundayız. Selefi Salihine dönmek zorundayız. Selefi Salihinin Kur'an üzerindeki hassasiyetine dönmek zorundayız. Dönmezsek kaybederiz. Mülakatı kaybetmek burada bir iş kaybetmeye benzemez. Varlık nedenini kaybetmek demektir. Niye var edildin? Rabbini kim var etti beni tanımak için. Ben bunu yapmadım. Geriye ne kaldı ya? Çocuklarıma baktım. Ya bu beni çok çıldırtıyor. Çoluk çocuğu nafakasıyla meşguldüm. Lan sen hayvan mısın? Hayvan yavrularının nafakasıyla meşgul olmakla mükellef ve biter. Tamam, biter. Zaten o senin hayvaniyetin de var. İnsaniyetin nerede? Hayvaniyeti kullanmayı insaniyeti kullandım zannetmek olarak algılamışız. Aman efendim ya işte aşırıya gitmeyelim. Ya dengeyi koruyalım. Denge denge. Ne bu denge biliyor musun? %99.9 din. Pardon, dünya haşa. Ya %0.1 Kadir Gecesi'nde camileri dolaşmak. Bu denge oldu. Veya Kadir Gecesi'nde oturup efendim, bir hatim falan okumak. Bunun adına denge oldu. Ne efendim işte dünyadaki hayatını düzenleyeceksin. Ama dini görevlerini de unutmayacaksın. Ne bu görev? Namazını kılacaksın, Ramazan gelince oruç tutacaksın. Bu komik din anlayışından silkinip kurtulmadığımız sürece mesuliyetten, Kur'an'ın üzerimizde bıraktığı mesuliyetten kendimizi kurtaramayız. Başkasına konuşma. Başkasıyla karışma. Yani benim annem ne yapıyor, yok hanım ne yapıyor, kocam ne yapıyor, bırak bu işleri. Başkasından sana ne? Önce kendini bir kurtar. Herkes boğuluyor. O boğulmanın içinde ben de varım. Çocuğumu kurtaracağım olur mu? Hiç havaalanına gidip de uçağa binmediniz mi? Uçağa bindiğinizde size ne gösterirler? Daha uçak hareket etmeden tepeden bilindiğiniz o oturduğunuz yerin üstündeki kutucuktan düşecek olan bir tehlike anında düşecek olan oksijen maskelerini nasıl takacağını anlatırlar. Aman olur ya bu hani binde bir, milyonda bir de olsa oluyor. Başınıza gelirse hayatınızı kurtarmak için ne yapacaksınız? Oksijen maskesini şöyle takacaksınız derler. Ama bir noktayı daha söylerler. Bu çok önemli, çok önemli. Derler ki çocuğu olanlar dikkat edin. Neye dikkat edeceğim? Çocuğum var. Aman sakın ola ki önce çocuğuna oksijen maskesi takmaya kalkma. Çocuğunu kurtarman için önce senin kurtulman lazım. Oksijen maskesini kendine tak. Ondan sonra çocuğuna rahat takarsın çünkü sen kendini bir garantiye aldın. Yani bencil olduğundan değil, çocuğunu kurtarmak için kendini kurtarmak zorundasın. Çoluk çocuğunun geleceğini temin etmek için kendinin geleceğini teminat altına almak zorundasın.
Kendisi dinden haberi yok, çocuğuna din okusun diye çalışıyor. Yani bu ne derler, enayi, serseriliğin insan olmamanın daniskası. Bu hatayı yapmayacağız. Onun için Kur'an diyor, ey inananlar, kendi nefsinizi ve dolayısıyla ve o demek orada, ailenizi, çevrenizi, ehlinizi cehennem azabından kurtarın. Kendi nefsini cehennem azabından kurtarmayan, yani mülakatta kaybetmekten kurtaramayan birisi çocuğunu mülakattan kurtarmaya, ailesini, hele hele bir de ya erkekler genellikle, bazen de kadınlar oluyor mu? Olabiliyor. Erkekler genellikle derse gidecek. Hanıma, çocuklara iyi bak ha dedi. Niye? Ben vazifemi yaptım, yemek verdim işte dedi. Hanıma çocukları bırakacak. Ondan sonra derse gidecek. Derste yarım saat uykulu mulkulu bir şey dinleyecek. Mevlüt gibi okunuyor o da. Ondan sonra başlayacak muhabbet, sosyalleşme. Hani bir cemaate mensubuz ya, dini işler yaptık ya. Ondan sonra eve gelecek. Hanıma diyecek, elhamdülillah bugün de dini görevimizi yaptık diyecek. Bir şey yok. Ne konuşuldu, ne anlatıldı? Hanıma anlatacak mı, paylaşacak mı? Bir gün de ben çocuklara bakayım, sen git dedi mi? Kendisini kurtarmak için özel teşebbüs göstermeyen bir insanın başkasını kurtarmaya kalkması, eşini, çocuğunu falan kurtarmaya kalkması komiklik. Kurtaramaz. Çünkü ona din diyecek, din dediği şeyin kendisindeki anlayışı yanlış zaten. Bu konu çok hamur, bu hamur çok su götürür. Dikkat etmemiz lazım. Yani havalanda geçenler iyi dikkat etsinler. Peki Erkan, bilemiyorum, ilinek demiş, anlamadım onu. Bir adamın sakallı varlığının arazıdır. Erkan hocam, arazı. Sakalının, öyle söyleyelim, varlığının arazıdır, o doğru, ama konumuz itibariyle sakalın beyaz olan bugünkü durumu, bugünkü varlığı, dünkü siyah olan sakalın hücresinden kaynaklanmaz. Demir gülücükler vermiş oldu. Nerede verdiğini bilmediğim için bilemiyorum. Fatma özel olarak Allah razı olsun, bilinçli ve bu bilinci ve bu uyarıları sadece sizden duyuyoruz falan diye biraz sadece dediği için rahatsız eden bir cümle söylemiş. Biz bunları Nursi'den duyuyoruz. Allah razı olsun. Nursi kanalında, Nursi'de bilmem Hasan el-Eş'ari'den duymuş. Hasan el-Eş'ari Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan duymuş. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'dan duymuş. Kur'an Allah'ın bize rehberliğidir. Dolayısıyla hepimiz Allah'a şükredeceğiz nihayetinde. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Araz için yazmıştım geçmişte diyor. Evet. O ilinti dediği oymuş. Bakayım bir. Ne zaman yazdığını bilemiyorum Erkan hocam. Peki gel, benim de zamanımız, Aras için yazmıştım geçmişte 7.54. Ama sizin orada 7.54. Bakayım, baya baya önce olacak. Bir adam. Tamam. Artık benim zamanım çok sınırlandı. Yok, sonuna geldik. Allah razı olsun. İbrahim de diyor Allah razı olsun. Konumuz hala harekat-ı zerrat, anlamaya devam diyor. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Hepinizden Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahir davahum elhamdülillahi rabbil alemin. Bi hurmeti sirri suratil Fatiha.